Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle LGS hakkında merak ettiklerimiz 2 videosunu çekeceğiz. Şimdi sizden en çok gelen soruları derledim. Soruları hazırladım. Bunları cevaplayacağız. Hadi şimdi sorulara geçelim. İlk sorumuz, öğrenciler hangi okulda sınava girecekler? Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek arkadaşlar. İkinci sorumuz, ikili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi? Evet, kendi okullarında sınava girebilecekler. Ancak sosyal mesafenin yetersiz de olduğu durumlarda kendi okullarına en yakın okulda da sınava girebilecekler. Üçüncü sorumuz, öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar? Öğrenciler sınava giriş belgelerini sınava gittikleri gün sınav salonunda masa ve sıralarında okul idaresince hazır bulundurulacak. Yani okula gittiklerinde belgeleri bulunacak. Önceden gidip almalarına gerek yok öğrencilerin. Dördüncü sorumuz, kimlik belgelerinde fotoğraf şartı aranacak mı? Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle normalde olması gerekiyor ama bu virüs nedeniyle fotoğraf koşulu aranmayacak arkadaşlar. Hatta eski nüfus cüzdanınızla da sınava gidebileceksiniz. Bu konu hakkında bir endişeniz olmasın. Beşinci sorumuz, öğrenciler sınavda hangi konulardan sorumlu olacaklar? Sınavda sadece 8. sınıfın 1. dönemine ait konulardan ve kazanımlardan sorumlu olacaksınız. Altıncı sorumuz, tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı? Bunu önceki videomuzda da açıklamıştık ama yine açıklayalım. Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda değil, sadece sınavla alan liselere gitmek isteyen öğrenciler sınava girmek zorundalar. Onun dışında eğer bir liseye gitmek istiyorsanız illa sınava girmek zorunda değilsiniz. Yedinci sorumuz, merkezi sınava girmeyen öğrencilerin lise yerleştirmesi nasıl olacak? Bu soruyu da önceki videomuzda cevaplamıştık. Puansız yerleştirmeli olacak, yani yerel yerleştirmeli. Bu kişiler yine liseye gidebilecek. Sekizinci sorumuz, öğrenciler sınava hangi okulda gireceğini nereden öğrenecek peki? Sınava hangi okulda gireceğinizi EOKO sisteminin üzerinden yine öğrenebileceksiniz. Farklı illerde bulunması zorunlu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecek mi? Zorunlu durumlarda bulundukları illerde sınava gidebilecek. Oradaki milli eğitime gerek başvurarak, gerekli başvurular yaparak bulundukları illerde sınava girebilecekler bu kişiler. 10. sorumuz, sınavda ne gibi koruyucu önlemleri alınacak bu virüs dolayısıyla? İlk önce tüm okullar da sınavdan önce bir dezenfektasyon yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Öğrenciler bekletilmeden, hani eskiden biliyorsunuz bir süre vardı. O süre başladığında içeri alınmaya başlanıyordu. Bekletilmeden artık sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınav salonlarına öğrenciler alınacak. Ve okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz de öğrencilerimize destek olmak amacıyla okul bahçelerinde bulunacak. Aynı zamanda tabii ki velilerimize destek olacaklar. 11. sorumuz, sınav esnasında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek mi? En çok sorduğunuz sorular bunlar ve merak edilen. Evet arkadaşlar, sınava girdiğiniz andan itibaren yerlerinize oturduktan sonra, yani sosyal mesafe kuralları uygulandıktan sonra maskelerinizi çıkarabileceksiniz. Bu sevindirici bir haber çünkü maskeyle sınavı çözmek, soruları çözmek gerçekten zor olurdu. Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak? Bu durumda arkadaşlar bakanlığımızın açıkladığı gibi kütüphane, yemekhane, spor salonları bile sınav için kullanılabilecek. 13. sorumuz, astım hastaları kullandıkları aparatlar ile sınava girebilecekler mi? Bu öğrenciler raporlarda belirtilen astım spreyleriyle yine sınava girebilecek. Onlara bir sorun olmayacak. 14. sorumuz, bir kişi tedavi görüyorsa veya COVID-19 tedavisi görüyorsa bu öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmeti yapılacak mı? Başvuruları yapmaları halinde hastanedeki bu kişiler sınava girebilecek. Böyle bir kolaylık sağlanıyor. LGS için örnek sorular yayınlanmaya devam edecek mi? Evet, örnek soru kitapçıkları yine yayınlanmaya devam edecek. 15 soru cevapladık sizinle birlikte. Eğer sorunuz olursa yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz veya bana sorabilirsiniz ulaşarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. LGS'de hepinize başarılar diliyorum.